Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Gerçekten yiyen herkesin övgüsünü aldığı ve hemen tarifini istediği bir lezzettir. Katı yağ kullanmıyoruz, tereyağı kullanmıyoruz, margarin kullanmıyoruz, sıvı yağ ile yapıyoruz ve gerçekten muhteşem bir lezzet. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk önce yoğurma kabımıza 2 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı da buğday nişastası kullandım. İsterseniz mısır da kullanabilirsiniz ama bu tarife buğday daha çok yakışıyor. Belirtmek de istedim. 1 adet limon kabuğu ekliyorum. İsterseniz limon yerine portakal kabuğu da tercih edebilirsiniz. Portakal da çok yakışıyor, limon da çok yakışıyor. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Unumu eklemeden önce bütün malzemelerimi çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra da unumu ekleyerek şöyle ele yapışmayan, çok yumuşak, kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyorum. Ben genelde bu kurabiyede 2,5 su bardağı un kullanıyorum ama yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü un miktarını değiştirebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Sizlere kıvamını da hemen göstereceğim. Bardak ölçüsü olarak da ben 200 milimlik klasik su bardağı kullandım. Tam 2,5 su bardağı unla da tamamıyla bu şekilde bu kıvamı aldı. Sizlere kıvamını gösterdikten sonra da ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlıyorum. Hamurumu bitirene kadar ceviz büyüklüğünde yuvarladım. Daha sonra da bulamak için bir tabağıma 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı kakao, 1 çay kaşığı da tarçın ekledim. İyice karıştıralım. Kenara koymuş olduğumuz hamurlarımızı teker teker alalım ve bu karışımı bu şekilde her tarafına gelecek şekilde iyice bulayalım. Hepsini buladıktan sonra da şeklini vereceğiz. Ben şeklini fritözün telinde veriyorum. İsterseniz rende üzerinde de verebilirsiniz ya da direkt bu şekilde de pişirebilirsiniz. Bu şekilde üzerine bastırıyorum. Şeklini veriyorum. Daha sonra da yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi aralıklarla diziyorum. Videomu izledikten sonra kısa da olsa yorum istiyorum ve beğen istiyorum. Lütfen hani bunu atlamayın çünkü videolarımızın etkileşim için gerçekten çok önemli. Kurabiyemizden tam 24 adet çıkıyor. Daha fazla yapmak isterseniz de malzemeyi ikiye katlayabilirsiniz. Bu arada malzeme kısmını mutlaka açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bütün kurabiyelerimin şeklini verdikten sonra da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 15 dakikada pişiyor ama her fırın farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkarttıktan sonra da tepside soğutalım. Daha sonra da servis tabağına alabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka da deneyin. Denedikten ve tattıktan sonra da favori tariflerinizin arasına gireceğinin garantisini veriyorum. Mutlaka deneyin. Bugün de bir tarifin, bir lezzetin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız hani yeni videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.